Merhaba arkadaşlar, uzun zamandır yapmak istediğim bir seriye başlıyorum. Alman şirketlerinin tarihini sizlerle paylaşacağım. Kanımca birçok insan merak ediyordur. Yani ilgilenenler vardır. Zaten ilgilenmeyen varsa da izlemez yani başlıktan anlayıp. Bunu daha önce başka bir iş için de araştırmıştım. Alman şirketlerinin tarihini. Bence Alman şirketlerinin tarihi, Almanya'nın tarihi. Yani Almanya'ya yakın tarihini anlamak için gerçekten çok önemli Alman şirketlerinin tarihi. Almanya'nın en büyük sektörü otomotiv sektörü. Otomotiv sektöründe en büyük şirketi Mercedes. Mercedes'le başlayacağım. Ama öncelikle İbn Haldun'un bir fikriyle başlamak istiyorum. Sosyolojinin kurucularından. Yani Karl Marx'tan önce İbn Haldun varmış yani. Yaşı itibariyle, yaşadığı dönem itibariyle. Neyse onu araştırmak isteyen ayrıca araştırabilir. İbn Haldun diyor ki bir toplumun çöküşünün belirtileri şöyle olur. Bakın burası çok önemli. 1. Üretimin zayıflaması. 2. Fiyat ve vergilerin artması. 3. Toplumda dayanışmanın yok olması. 4. Adaletsizliğin ve kayırmacılığın artması. 5. Umutların kırılması. Karamsarlığın hakim olması. 6. Göçün hızlanması. İbn Haldun'a göre bir toplum böyle çöker. Şimdi gelelim bunu niye söyledim. Şimdi İbn Haldun'a göre bir toplumun çöküşü üretimin zayıflamasıyla başlar. Demek ki bir toplumun yükselmesi de üretimin artmasıyla başlar. Şimdi Alman toplumu niye bugün herkesin gelmek istediği bir yerin sahibi? Niye biz milyonlarca Türk, Kürt, Arap, İspanyol, Portekizli, Afrikalı, Asyalı Almanya'da çalışıyoruz da Almanlar başka yerlere gidip çalışmıyorlar. İşte bu aynı zamanda Mercedes'in tarihi, onun da tarihi. Mercedes'in tarihinden önce bir genel duruma bir bakalım o zaman. 1800'lü yılların başı. Sanayi devrimi başlamış. İngiltere'den Batı Avrupa'ya sıçramış. 1845-1870 yılları arasında Almanya'da 8045 kilometre demir yolu inşa edilmiş. Ve Almanya kendi lokomotifini yapar hale gelmiş. Tabii ki yolcu taşımak için değil. Demir, kömür, madenler, ham maddeler, yapılan ürünler, ürünlerin lojistiği vesaire. Bu bugün de böyledir Almanya'da ama temelleri 1845 ile 1870 yılları arasında atılmış. Yani henüz bizde, bakın daha Mustafa Kemal Atatürk doğmadan. Bununla bitmemiş tabii. Bakın 1881-1889 yılları arasında Alman şansölyesi, birinci Alman şansölyesi olarak bilinen ve şansölye olarak görev yapan Otto von Bismarck, Almanya'ya sigorta sistemini getirmiş. Almanya'daki iş yerlerindeki çalışanların durumunu iyileştirmiş. Almanya'yı dünyanın ilk refah devleti olarak kurmuş Otto von Bismarck. Bu neye yaramış? Sağlıklı bireyler, devletine ve hayata güvenen bireyler, çocuk yapan aileler, eğitimli insanlar ve bu insanların iş dünyasına katkı sunmasını sağlamış. Otto von Bismarck döneminde Almanya'nın nüfusu iki katına çıkmış. Tam 30 milyon artmış Almanya'nın nüfusu. İşte bu doğan 30 milyon nüfusun içinde Mercedes'in kurucuları Karl Benz ve Gottlieb Daimler de var. Şimdi bunların ikisi de Batı Almanya'da yaşayan insanlar. Biri Karlsruhe'de, biri Mannheim'da, biri Stuttgart'ta. Her neyse hepsi birbirine yakın zaten. Yani birisi içten yanmalı motoru bulmuş, diğeri 4 silindirli motoru bulmuş. Neyse ben çok böyle mühendislik bilgisi vermek istemiyorum şimdi. Ama bugün, yani bilmiyorum zaten de yani onların bilgileri var araştırmak isteyenler. Ama döneminin mucitleri bu adamlar yani. Arabanın mucitleri bu iki adam. Karl Benz ve Gottlieb Daimler. Bu ikisi bir araya gelmişler Stuttgart'ta. Mercedes'i kurmuşlar. Neden adı Mercedes? Çünkü Gottlieb Daimler'den bir Fransa'da konsolosluk yapan bir Avusturyalı iş adamı, vakti zamanı hem iş adamı hem konsolos adam, gelmiş bir araba satın almış. Gitmiş Fransa'da bir yarışı kazanmış. Otomobil yarışları o zamanlar yeni yeni dünyada parlıyor işte. Sonra tabii bu arabayı görenler bayılmışlar iş adamları falan Fransa'da. Demişler ki işte ben de istiyorum, ben de istiyorum, ben de istiyorum. Bu işte Fransa'daki Avusturyalı iş adamı paraları toplamış. Gelmiş Gottlieb Daimler'e. Demiş ki ben 36 kişiye daha bu arabayı sattım. İşte parası bana 36 araba yap ama bir şartla demiş. Nedir? Kızımın adını koyacağız bu araba markasına. Yani 36 aynı arabadan yapacaksın. Adı Mercedes olacak. Yani Mercedes'in adı bu Mercedes'in ilk bayisi diyebileceğimiz adamın kızının adı. Mercedes biliyorsunuz İspanyolca'da bir kız adı. Biz de bunu dizilerden falan duyduğumuzda şaşırmıştık ilk başta. Yani ulan Mercedes diye isim mi olur? Olur da araba ismi olur yani kızın adı Mercedes. Zaten Mars'ın İspanyolcasıymış Mercedes bu arada. Aynı zamanda nazik, kibar insan da demek anlamına geliyormuş her neyse işte. Kabul etmiş tabii ki Gottlieb Daimler ve Mercedes adında 36 arabayı bu adama satmış. Bu bir başarı hikayesi tabii. O zaman 36 araba satmak uğur getireceğini düşünerek herhalde Gottlieb Daimler ve Karl Benz markalarının adını Mercedes olarak belirlemişler. O gün bugün de zaten Mercedes. Adını Gottlieb Daimler getirmiş. Amblemini ise Karl Benz getirmiş. Karl Benz Köln'de bir motor fabrikasında çalışırken oturduğu evin tepesine bir yıldız çizmiş. Ve karısına gönderdiği bir mektupta şunu söylemiş. Bu yıldız bir gün gücün ve başarının sembolü olacak. Olmuş mu? Olmuş. Yani bugün zenginliğin sembollerinden biri Rolex neyse
golf oynamak neyse, tenis izlemek neyse, ne bileyim işte, Mercedes'ti o. Yani bugün Amerikan başkanı da olsan, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı da olsan Mercedes'e biniyorsun yani. Ya bilmiyorum hangi devlet başkanları biniyor bilmiyor ama zenginlerin ve devlet başkanlarının bindiği araba Mercedes. Bu arada Mercedes'in resmi internet sitesinde yazana göre bu yıldızın anlamı şu: karada, havada ve suda evrenselliği temsil ediyor bu yıldız. Bir dönem etrafında defne yaprakları da varmış ama artık onu kullanmıyorlar. Sadece yıldız olarak günümüzde logosu kullanılıyor Mercedes. Şimdiki durumuna bir bakalım. Şimdi ne durumda Mercedes? 260 bin çalışanı var dünya genelinde. Merkezi Stuttgart'ta olmak üzere dünyanın birçok coğrafyasında farklı yerlerinde fabrikaları var. Mesela bizim de İstanbul Davutpaşa ve Hoşdere'de, Niğde Aksaray'da Mercedes-Benz Türk adında işletmeleri var. Ve orada otobüs üretiyor. Mercedes'in bir diğer özelliği de halk otobüsü de üretiyor, zırhlı araba da üretiyor. Ve Mercedes-Benz Türk, Türkiye'nin en büyük 10. şirketi halihazırda. Zaten genel olarak Mercedes dünyanın en büyük araba şirketi kar oranına bakılınca. Yıllık toplam geliri 100 milyar euro. Bakın Türkiye'nin yıllık cirosu 851 milyar dolar. Mercedes'in 100 milyar euro. Yani 7 Mercedes bir Türkiye Cumhuriyeti ediyor yani. Öyle büyük bir ekonomik güç. Bunun 15 milyar eurosu da kar. Dünyanın en fazla kar eden araba şirketi Mercedes-Benz. Sadece 2017 yılında 2 milyon 300 bin araba satmış. Düşünün yani böyle büyük bir ekonomik güç. Yani daha fazla araba satan var. Volkswagen ve Toyota daha çok satıyor. Ama kar oranına bakınca Mercedes birinci. Çünkü diğerlerinin arabası Mercedes kadar pahalı değil. Ve kar marjı da o kadar yüksek değil. Yani bunu anlıyoruz. Bunu anlayabilecek kapasitedeyiz yani, değil mi? Şimdi dönelim başa. Ne demiştim? Alman büyük şirketlerin tarihi demek biraz da Almanya'nın tarihi demek. Daimler-Benz 1941 yılından başlamak itibariyle savaş boyunca Nazilere uçak motoru ve tank üretmiş. 1941'den başlamak üzere zirve sayıyı söylüyorum. 1944'te çalışanların %68'i karın tokluğuna çalışan savaş tutsaklarıymış. Yahudiler, Romanlar ve savaş esirleri. Yani günümüzdeki gücünü ve başarısını bundan 70-80 yıl önce çalıştırdığı savaş esirlerinin sırtından elde etmiş bir şirket Mercedes. Dönemin en büyük Nazi hayranlarından, Hitler hayranlarından biri Mercedes'in kurucularından Karl Benz'in karısı Bertha Benz. O kadar seviyormuş ki Adolf Hitler'i, Adolf Hitler Bertha Benz'in doğum günlerinde özel doğum günü mesajı yayınlıyormuş. Peki günümüzde de krallara, diktatörlere, faşizan yönetimlere, cuntalara, araba satan, bundan hiçbir şekilde imtina etmeyen, döneminde de Nazilerin en büyük destekçileri olan Mercedes, en azından Yahudilere yaptığı zulmün tarihiyle yüzleşti mi? Bir bakıma yüzleşti. Mercedes'in Berlin'deki fabrikalarının bulunduğu caddenin adı Edith Kispanstrasse. Yani Edith Kispan Caddesi. Edith Kispan kim? Edith Kispan bir ressam, Yahudi ve Nazi Almanya'sında çalışma kampı yerine Mercedes'in fabrikasına götürülüp orada çalıştırılmış. Mercedes'te çalışırken bazı meseleleri resmettiği için yakalanmış, çalışma kampına gönderilmiş. Çalışma kampından sağ kurtulmuş ve kampta ve Mercedes fabrikasında çektiği acıları resmederek bütün dünyaya duyurmuş. 1950'lerde 60'larda dünyanın en tanınan ressamlarından biriymiş. Ve Edith Kispan 1968 yılında yaşadığı acılardan ve travmalardan kurtulamayarak intihar etmiş. Ve bu ressam kadının, yani Edith Kispan'ın adı Mercedes'in Berlin tesislerinin üstünde bulunduğu caddeye verilmiş. Ve Mercedes bunu yaparak tarihiyle yüzleştiğini düşünüyor. Ama tabii çekilen acılar, yaptıkları zulüm tarihten silinemiyor. İşte benim dilimde, onun yazısında, bir başkasının belgeselinde vesaire vesaire vesaire. Günümüzde başarının tolere edemediği hiçbir şey yok. Geçmişinde ne olursa olsun başarılıysan başarılısın. Başarılılar mı? Evet başarılılar. Bunu nereden anlıyoruz? Attıkları bir tweetten anlıyoruz mesela. Daimler Benz bir tweet attı. Bundan birkaç ay önce dedi ki elektrikli arabaya 1 milyar euro yatırıyoruz. Elektrikli arabanın dünyadaki en büyük adamı işte Tesla'nın sahibi Elon Musk o tweete bir cevap yazdı. Sadece bu kadar mı? Dalga geçer gibi. Ve bunun altında kalmamak için Daimler Benz Elon Musk'a cevap yazdı. Haklısınız Bay Musk. İşte unuttuğumuz sıfır burada. 10 milyar euro yatırıyoruz. Yani bir tweetin altında kalmamak için bu borsadaki şirket yani dediğini yapmak zorunda en nihayetinde 9 milyar euro daha fazla yatırım yapacak kalibrede bir şirket. Kimin ne olduğunu bilmek insana iyi gelir. Belki mutlu etmez ama iyi gelir. Hoşça kalın.